Gençler, kokonat suyu içer misiniz? Bunu içmeden uçamıyorum ya. İğrenç bir tadı varmış. Hep güzel yanlarından bahsettik. Bir de dolandırılma anımı anlatayım dostlarım ben size. Nasıl, iyi yanmış mıyım bu arada? Yağlık falan var mı? Gözüküyor mu? Ben ilk hayatımda nasıl yandım biliyor musunuz? Böyle sokakta top oynarken falan değil. Bir gün mahalledeki kişi gördüm. Yanmışlar. Buralarından böyle deri soyuyorlar. Tamam, ben de o zamanlar 13-14 yaşındayım. Böyle deriyi soyuyorlar. Soyuyor lan. O kadar bana şey geldi ki, böyle havalı. Bana çok havalı geldi. Çocuk aklı, bilmiyorum niye yani. Derinin o soyulması bana çok havalı geldi. Ben de dedim ki bu nasıl oluyor dedim. Denize gittik dediler işte. Güneşte yandık. Ondan sonra soyuluyor. Dedim, güzel. O zamanlarda benim dayım bizi Şile Kumbaba'ya götürürdü böyle senede bir kere falan. Şile Kumbaba, bakın, muhteşem bir yerdir Şile Kumbaba bir çocuk için. Gittik Şile Kumbaba'ya. Herkese güneş kremini sürdü falan. Ben dedim yok, krem krem sürmeye yok. Ben dedim yanacağım, buraları soyacağım. Hani çok havalı geliyor ya. Ulan burası neymiş, bir de şuraya girelim bakalım. Neyse. Kimisi denize girdi, kimisi şemsiyenin altına girdi falan filan. Ben güneşin altına tam saat böyle 11 miydi, 12 miydi neydi? Yüzüstü yattım. Yüzü koyun derler ya, Sivas'ta öyle derler, yüzü koyun. Yüzü koyun yattım böyle, tamam mı? Kurbanlık koyun gibi. Yattım. Başladım uyumaya. Dedim uyuyacağım. Dostlarım, 2 saat falan rahat uyudum. Böyle kalktığımda saat 1-2 falan, yemin ediyorum kas katı olmuşum. Güneşten kas katı. Yani bembeyazım zaten ben. Benim vücudum beyazdır. Yani yüzüm belki esmer ama vücudum, bak şuraları falan, full bembeyaz. Bembeyaz vücudum Şile Kumbaba'da. Hava belki bilmiyorum 40 derece, 35 derece neyse artık. Kavrulmuşum, yanmışım. Böyle kas katı oldum ama çok da acımadı. Yalan yok. Böyle kalktım, bir suya muya girdim. Ah dedim ya, ben de çok yorgun hissediyorum falan filan. Aga, eve bir gittim. Bir çıkardım. Bak, bu bir güneş yanığı falan değil ha. Bu bildiğin güneş kızarması. Kızarma bu. Bildiğin kızarma, kızarmış tavuk. Ya kıpkırmızı. Ya yoğurt mu sürmediler, krem mi sürmediler, ne bileyim ya, ne kadar habire soğuk duşa mı girmedim. Abi yatamıyorum. Yani sırtıma biri dokundu mu böyle bağırıyorum. Ondan sonra işte yanacağım derken ebemin şeyini gördüm. Şimdiki yanmalarım biraz daha tabii ki tedbirli. Nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Şimdi dostlarım, herhangi bir ülkeye gittiğiniz zaman eğer ki turistseniz dolandırılma ihtimaliniz yüksektir. Bu bazı ülkelerde ihtimal buralardayken, bazı ülkelerde ihtimaller buradadır ama her türlü turistlerden para kazanmaya çalışan insanlar olacaktır. Örnek veriyorum. Türkiye'de Antalya'da mesela bakarsanız 3 tane boxer 15 liradır. Yanında da mesela 5 euro yazar. Örnek veriyorum. Halbuki 5 euro 50 milyon yapıyor. Aynısını İtalyanlar da yapar. Kuzey İtalya'da özellikle bu çok meşhur. Benim arkadaşım anlattı. Diyor ki portakal suyu İngilizce yazar diyor. Orange juice. İşte bilmem 5 euro. Altında da portakal suyunun İtalyancası yazar diyor. 3 euro. Yani İtalyanlara 3, turiste 5. İteleme. Şimdi burası benim bu zamana kadar gördüğüm ülkelerin en zirvesi. Yani bu ülke sadece turizmden geçindiği için ya da en büyük geçim kaynağı turizm olduğu için rip off'un kralı burası. Dostlarım, Amerika'da Uber'le 10 mile giderseniz ödeyeceğiniz para 20 dolardır. Burada 10 mile giderseniz ödeyeceğiniz para 15 dolar. Lan ne alaka? Amerika mı lan burası? Amerika'da markette su 1 dolar. Burada da 1 dolar. Turistik yerdeyiz ya. Park var mesela, bir tane parka gittik, skate park diye. Parkın girişi 130 dolar. Ya kardeşim, buranın asgari ücreti 200 dolar ya. Asgari ücret kadar park girişi mi oldu? Düşsene mesela, Amerika'da bir park girişi var 1500-2000 dolar. Türkiye'de bir park girişi var 3000 lira. 2000 lira. 2000 liraya parka mı girilir? Mal mısınız? Ama turistlere habire geçirmasyon. Şimdi ben zaten bunu biliyorum. Tedbirliyim o yüzden. Otelin dışında fazla çıkmıyorum. Ama downtown'a gitmem ve size video çekmem gerekti. Downtown'a gittim dostlarım Uber'le. Çok güzel. İndik. Adama dedim ki bana dedim numaranı ver. Ben dedim buradaki kimseye güvenmiyorum. Ben seni bir daha arayayım. Beraber şey yapalım. Bana tamam dedi. Ondan sonra ama bir tane alışveriş merkezine gitmem gerekti. İlk gün mü, ikinci gün mü ne? Alışveriş merkezine gideceğim. Yalnız Madre Mia, şuranın güzelliğine bakın Allah aşkına ya. Yani bu güzellikte de dolandırılır be. Bu güzellikte adamı dolandırırlar yani. Illusion, gözümüzü boyuyorlar. Neyse, AVM'ye gideceğim. Uber beni bıraktı. Malzemeleri aldım falan. Çıkacağım, geri geleceğim. Bir tane Uber geldi 17 dolara. Beni aldı. Ya adım gibi biliyorum kardeşim. Adım gibi biliyorum. El Jumbo isimli AVM'den benim otelin adresini koydum. Telefonumda da gözüküyor. Geldi, bindi arabaya. Bindim arabaya. Dedi ki işte nereye gidiyorsun? Dedim şu otele gidiyorum. Aa, buraya onu girmemişsin. Oraya gidersen dedi 3000 peso dedi. Lan telefonda 1000 peso yazıyor. 1000 peso 20 dolar. 3000 peso 60 dolar. Niye 60 dolar veriyorum? İspanyolcam da zayıf zaten. Niye dedim ya 3000 dolar? Burada öyle yazıyor. Ya sen bunu girmemişsin. Lan İspanyolcam zayıf olduğundan anladı, hızlı konuşuyor. Bla 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 bla. Quiero lo que lo que lo. Ne yapıyorsun oğlum? İspanyolcam zayıf işte. Adam gibi tane tane alsana. Bu arada gidiyoruz. Dolandırma kısmı burada. Bu arada gidiyoruz bu arada. Dedim yok, ben parayı vermem. Vermem dedim yani. Adam böyle sinirlendi, şöyle böyle, siz hep böyle yapıyorsunuz bir şeyler, burada böyle yapıyor, Uber uygulaması şöyle bir şeyler anlatıyor.
Dedim indir beni ya. Beni geri götür dedim. Geldiğim yere geri götür. Adam geldiğin yere geri götürme yok dedi. Burada indiririm dedi, 5 dolar. Dedim dalga mı geçiyorsun ya? Otele kadar zaten 20 dolardı. Şurada 2 dakika yol sürdük dedi. Yok dedi, 5 dolar indir. Yoksa dedi otele giderim. Orada 60 alırım falan filan. Ya dedim indir, Allah belanı versin. İndir dedim ya. 5 dolarımı aldı. Allah belasını versin. Haram rızkım zehir olsun. 5 doları verdim bu ipneye. Bu bastı gitti. Beni indirdiği yer öyle tehlikeli bir yer ki. Öyle tehlikeli bir yer ki. Yani Amerika'da İngilizce'de bir laf var. Middle of nowhere diye. Yani Türkçe'de ıssız bir alan gibi düşünün dostlarım. Hiç. Ya hiçbir şey yok. Bakın hiçbir şey yok. Şimdi bu adam hırsız. Bu adam arkadaşını arasa dese ki ben bir tane gerizekalıyı aldım, 5 dolarını çaldım, orada bıraktım. Bunun elinde de iPhone telefon vardı işte. DJI kamera vardı. Gidin bunu soyun dese. Ayva yedim. Ayva yedim. Ben dedim lan bir daha Uber çağırayım hemen. Ayva yedim, ne yapacağız falan filan. Ben bir daha Uber çağırdım. Uber'in gelmesini bekliyorum. O sırada da kaçış rotaları bakıyorum kendime. Biri gelirse nereye kaçarım falan filan diye böyle sağa solu kolçan ediyorum. Bir araba durdu. Araba jip. İçinde 4 tane siyahi böyle geldiler arabaya, durdular. Bana baktılar. Sağa baktılar. Sola baktılar falan. Aha dedim ya, rahedik. Aha dedim yolun sonuna geldik. Ben dedim bunlar burada kıtır kıtır kesecekler. Şöyle baktım onlara. Onlar da bana baktı. Ben direkt şöyle birkaç adım şöyle geri attım. O sırada yemin ediyorum benim Uber'im geldi. O sırada benim Hyundai Uber geldi. Uber geldi. Dur dedim, dur, atladım hemen Uber'e. Sen Sefa mısın, şu musun, musun? Bas dedim abi, bas. Öndeki arabayı kaybet dedim. Hani şey var ya, öndeki arabayı takip et. Öndeki arabayı kaybet dedim, sen bas yeter ki. Adam bastı. O adamları, o götü olanı mı gönderdi beni soymalar için bilmiyorum. Ama size şöyle söyleyeyim dostlarım. Telefon burada 2000 dolar. iPhone 12 Pro Max. Bu kamera burada 1000 dolar, 3000 dolar. Bu adamlar 3000 dolara burada tamı tamına bir sene çalışıyorlar. Bir sene. Kenara atmaya geçersek 3000 dolara ne kadar kenara atıyorlar? 10 senede. Yani o kadar değerli telefonlar, kameralar falan. Ya zaten adam silah çıkarsa ben buyur abi, ruhumla beraber senin diyeceğim. O yüzden aşırı korktum ama Allah'tan ölmedik. Yani bu videoyu izliyorsanız hala ölmemişimdir, hayattayımdır. Bir yorumu patlatın o zaman ölmediysek. Bir beğeniyi, bir yorumu patlatın. Videonun sonuna geldik dostlarım. Domini'ye gelirken dikkat etmeniz gereken bir numaralı şey. Dostlarım madde 1. Havalimanından otele 85 dolar para ödedim. Meğersem ödemem gereken para 15 dolarmış. Bu da bir dolandırıcılık sayılır ama bu bile bile lades, benim aptallığım. Siz bunu yapmayın. Otelde indiniz mi? Uber uygulamanız varsa Uber çağırın. Uber uygulamanız yoksa pazarlık edin. 15-20 dolara kadar düşürebileceğim bir şeye ben 80-85 dolar para ödedim. Bir de salak gibi adam 10 dolar tip veriyorum. Sağ olasın bizi buraya getirdi. Halbuki adam bizi... Onun dışında Uber kullandığınız zaman, yani bir yerden bir yere giderken, bir tane kendinize şoför bulun. Biliyorsunuz ben şoförümü buldum. O adamla anlaşma yapın. Bakın ben bu anlaşmayı yapmasaydım o gün bütün gün A noktasından B'ye, B'den C'ye, C'den B'ye, B'den D'ye, D'den A'ya gez 200 dolar verecek. Ben kaç verdim? 40-50 dolar. Yani buna da dikkat edin. Bunun dışında bir Amerikan doları 57 Dominikan pesosu. O yüzden paranızı en kolay, en ucuz nerede bozdurabiliyorsanız orada bozdurun. Dominikan pesosu kullanın. Niye? Çünkü bir yere gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu ne kadar? 500 peso diyor. Amerikan parası ne kadar? 10 dolar diyor. Ya kardeşim 70 peso ben ekstra veriyorum. Tamam belki 70 peso 1,5 dolar falan ama ben niye 1,5 ekstra vereyim ki durduk yerde? Paranızı Dominikan pesosuna çevirin. Bu gittiğiniz her yerde geçerli. Türk parasıyla dolarla alışveriş yapmayın. Nereye giderseniz gidin paranızı o ülkenin birimine çevirin. Burada bize çevirmeye gerek yok. Çevirirken para kesiyorlar falan dediler. Halbuki adamlar dolarla ödediğinde daha çok geçiriyorlar. Keşke çevirseydik. Bunu da yapmayın. Bunun dışında dostlarım bakın ben gittim diye ya da Dominik'te travel yapan başka YouTuber'lar falan da oldu diye ben Dominik'e geldim kafama göre oraya gidiyorum buraya gidiyorum yapmayın ileride gelirseniz. Burası tehlikeli bir ülke. Dediğim gibi turist olduğunuzu anladığınız zaman arabada bile olsanız adamlar motorla gelip silahı cama tutup ışıkta, ışıktasın gidemiyorsun, silahı cama tutuyor, neyin varsa ver diyor. Ne yapacaksın? Ya da kamerayla diyelim ki böyle geziyorsun, ben şimdi resorttayım burada bir şey yapamazlar. Niye? Burada para var, para. Götü yemez kimsenin buraya gelmeye. Güvenliği var adamın. Polisi yığar buraya. Ama bir tane downtown'da bir tane şeye gidersiniz atıyorum Dandirikosu mahalleye. Adam orada gelir kamerayla böyle yaparken motosiklette pıtık papa alkat yapar. Biliyorsunuz o videoları. Buna da dikkat edin. Bunun dışında ey yorumlamam bu kadar dostlarım. Hep iyi yanlarını anlatıyoruz. Arada bir kötü yanlarını da anlatalım. Başımıza gelen olayları da anlatalım. Bura resmen turistleri düdüklemek için bir sistem kurulmuş. Biz de düdüklenenlerden olduk ama ne demişler? Beni bir kere kandırırsan bu senin suçundur. Ama beni ikinciye kandırırsan bu benim suçumdur. İlkinde kandırıldık. Bir dahakine akıllı olacağız. Hadi bakalım. Dolandırılmayın. Dikkat edin. Dominik'ten hepinize mücadeleye devam diyorum. Görüşürüz.